Şimdi işte programdan önce dedim ya, Janis Joplin konuştuk burada diye. Eğitilmemiş en muhteşem ses olabilir diye. Yani böyle o doğal kuvveti, gücü Janis Joplin'in inanılmazdır. Programdan sonra lütfen açın bir izleyin. Hele bir Toronto konserinde Cry şarkısını söyleyişi vardır. İnanılmaz çıktığı yerler, indiği yerler. Herhalde onu konuştuk Murat abiyle. Russell Westbrook'u Janis Joplin'in o sesine benzetebiliriz, değil mi? Doğru şekilde yönlendirilememiş bir kuvvet. Şimdi en iyi sesler ya da en başarılı sesler arasında Janis Joplin'i sayan çok olmayabilir. Barbara Streisand, işte Whitney Houston, Emmylou Harris. Yabancılardan Tabii gidiyorum. de o bölümden gidiyoruz. İşte belki Linda Ronstadt, Carly Simon. Ama eğitilmemiş sesler arasında bence rakipsiz. Yani Kesinlikle biraz haklısın. Russell Westbrook gibi. Yani takım düzeni içinde belki istemezsin ama izlemeye de gidersin yani. Muhteşem işte. Hele işte o zaman Curry'nin mesela şut kalitesini de Jimi Hendrix'in gitarına benzetebiliriz. Şeyde Woodstock'ta çıkıp verdiği o muhteşem resitali izlerken hissettikleriniz belki.